Herkese merhabalar. Yeni bir Yurtdışı Piyasalar podcast'imize hoş geldiniz. Bu podcast'te öncelikle Eylül ayındaki podcast'imize değindiklerimize kısaca bir özetleyerek başlayalım. Çünkü burada görüşlerimizde çok büyük bir değişiklik yok. Ama biraz da gelişmelerin de üzerinden gideceğiz. Geçtiğimiz ay yaptığımız podcast'te kısaca hisse senedi endekslerinde düşüşlerin devam edeceği, risk iştahının zayıf kalacağı, portföylerde defansif duruşun mantıklı olduğu, senenin son döneminde Fed'in tepe sıkılaştırma sinyali vermesiyle de bir sene sonu rallisi yaşanabileceğine değinmiştik. Ve hisse senetleri anlamında enerji, sağlık gibi sektörler ağırlıklı kalınması, portföylerde bir miktar nakit yaratmanın da mantıklı olduğuna değinmiştik. Buna paralel hareketler gördük aslında büyük oranda ve henüz bir dönüşümün veya hızlı bir şekilde yukarı bir hareketin tetiklenebileceği bir ortam görmüyoruz. Dolayısıyla halen biraz önce bahsettiğimiz enerji ve sağlık sektörleri ağırlıklı kalmak ama yakın bir zamanda da bir rally işaretlerinin başlayabileceğini de göz ucuyla izlemek gerekiyor. Bu dip ne zaman olur? Kasım ayı, Ekim ayı sonlarında veya Kasım ayı başlarında olabilir. Dolayısıyla biraz yakından piyasaları takip etmek gerekecek. Burada bizim bir süredir yaklaşık 6-7 aydır S&P 500 için ana hedefimiz, çıpamız 3500 seviyeleriydi. Bu seviyelere doğru hızla endeks çekildi ve burada bir miktar konsolide olmaya başladı. Biz 3500 seviyelerini temel anlamda mantıklı olarak buluyorduk. 16 kar çarpanıyla 220 hisse başı kar beklentimiz vardı S&P 500 için ki buraya doğru geri çekilmedeki en önemli etken de Fed'in yaptığı sıkılaştırma ile beraber kar çarpanlarının hızla daralmasıydı. Ama şirket karlarında büyük bir aşağı yönlü revizyon görmemiştik. Birinci ve ikinci çeyrekte. Üçüncü çeyrek bilançoları da başladı. Bilançolar fena başlamadı. Eğer ki bu şekilde giderse bu seviyeler 3500 belki biraz altını kısa vadeli bir dip olarak görebiliriz. Ama önümüzdeki 10 günlük süreç önemli. Burada dev teknoloji şirketlerinin bilançoları gelecek. Bazı perakende rakamlarını takip edeceğiz. Tüketicinin nasıl ekonomideki frenden etkilendiği, şirketlerin fiyatlama gücünün nasıl şekillendiği, marjlarını koruyup koruyamadıklarını bunların hepsini yakından takip edeceğiz. Ve dediğimiz gibi önümüzdeki 10 gün çok önemli bir süreç. Burada bariz bir gerileme ve 4. çeyreğe yönelik aşağı yönlü revizyonlar görürsek endekste bir miktar daha aşağı savrulma potansiyeli bulunuyor. Dolayısıyla önümüzdeki 10 gün oldukça kritik. Burada bilançolara kısaca bakarsak bankalar tarafı nötr geldi. Beklendiği gibi geldi aslında. İyi yanı şu, kötü bir sürprizle karşılaşmadık. Top line'lar güçlüydü. Bottom line'larda biraz ileri yönelik alınan provizyonlar baskıladı net kar rakamlarını. Beklendiği gibi mortgage ve yatırım bankacılığı kötüydü. Net faiz marjları artan faizlerle yükseldi. Rekor seviyelere çıktı bazı bankalarda. Tüketicinin sağlıklı olduğuna yönelik mesajlar geldi. Kredi büyümesi ve kalitesinde henüz bir problem yoktu. Net endeksleri negatif anlamda etkileyecek hiçbir şey görmedik banka bilançolarında ama çok heyecan verici şeyler de görmedik. Burada özellikle ileri yönelik dikkatli bir ton dikkatimizi çekti. Yaklaşan resesyona dair burada bazı defansif müdahalelere giriyor bankalar. Özellikle bunu provizyonlarda takip ettik. Bu hafta Netflix ve Tesla bilançoları diğer önemli iki bilançoydu. Netflix iyi geldi ama bu genel anlamda şirket özelinde bir iyileşme. Dolayısıyla hani genele vuracağımız teknoloji hisselerine yönelik olumlu bir dinamik bu tarafta yok. Ama en azından üye kaybı tarafında kan kaybının durması ve şirketin yeni hamleleri, bu şifre paylaşım olayına yavaş yavaş kısıt getirmesi, artı reklamlarla desteklenen bir sürüm daha ucuz bir program
sunacak olması biraz heyecan yaratan gelişmeler ve Aralık ayı içinde iyi bir projeksiyon paylaştı. Dolayısıyla Netflix'te bir dip görmüş olabiliriz. Çok heyecan verici bir şey var mı? Yok. Biraz daha beklemek daha mantıklı olacaktır. Tesla'ya geçelim. Tesla'da bilanço beklentiği kadar güçlü değildi. Ama satış rakamları da birazcık geride kaldı beklentilerin. Ama net net baktığımızda bize göre uzun vadede Tesla doğru yolda ilerlemeye ve giderek daha çok güven veren, stabil, iş planını efektif uygulayan ve agresif büyüme hedeflerine doğru yaklaşan bir şirket haline geliyor ve en önemlisi de üretim kapasitesini de genişletip ölçek ekonomisinin avantajlarını gören bir otomotiv devi haline geliyor. Dolayısıyla Tesla tarafında hani bazı soru işaretleri var. Acaba talep yavaşlıyor mu diye. Burada tabii ki birçok dev otomotiv şirketinin yeni modellerle Tesla'ya rakip olarak çıkmasının da önemli bir etkisi var. Ve bu çeyrekte tüketicilerin bekleme sürelerinin azalması, Çin'de promosyonlu satışlar ve ilk defa teslimatla üretim rakamı arasındaki makasın açılması tabii resesyon beklentilerinin de arttığı bir ortamda talebe yönelik soru işaretleri oluşturdu. Dolayısıyla kısa vadede bir miktar hisse baskılanabilir ama dediğimiz gibi biz orta uzun vadede şirketin doğru bir yolda olduğunu ve agresif büyüme hedeflerine de ulaşabilecek kapasitede sürdürdüğünü, faaliyetlerini görüyoruz. Tabii ki burada bazı distractionlar var. Elon Musk'ın Twitter almak zorunda kalması vesaire gibi ve buna yönelik de Tesla hissesini bir miktar daha satma potansiyeli var. Bu sene sanıyorum 15 milyar dolar civarında bir satış yaptı. Ama bir taraftan da baktığınızda şirket bilançosunu da güçlendiriyor. 20 milyar üzerinde bir nakdi var. Ciddi bir şekilde serbest nakit akımı yaratmaya devam ediyor. Ve önümüzdeki dönemde de bir hisse geri alım programı açıklayabilir ki bu da hissede olası sert düşüşlerde bir destek yaratacaktır. Dolayısıyla orta uzun vade biz Tesla'da olumlu bir görünüm gördük. Sonuç olarak önümüzdeki haftalarda muhtemel bir dip görebiliriz. Ama dediğimiz gibi önümüzdeki 10 gün çok önemli. Özellikle bilançolar açısından. Fed'i çok yakından takip etmemiz lazım. Buradan gelecek bir yumuşama sinyaliyle beraber de ağırlığımız enerji hisseleriydi. Biraz teknoloji hisselerine doğru rotasyon yapılabilir. Ama dediğim gibi halen biraz daha zaman var gibi duruyor. Dolayısıyla Fed tarafından da bekleyeceğimiz yumuşama sinyali bir faiz indirimi falan değil. Biraz daha sıkılaşmanın, ucu açık sıkılaşmanın durması ve artık terminal faizlerin belki de %5 civarında çıpalanması ve daha ileri gitmemesi olacaktır ki ya 2 yıllıklarda Amerikan 2 yıllıkları da hızla oraya doğru ilerliyor. %5'e yaklaşılan noktalarda orada da bir yavaşlama göreceğiz muhtemelen ki bu da hisse senetlerine destek olacak bir dinamiktir. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere diyelim.